Hocam merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz benim çok sevdiğim bir konu. Son yıllarda da çok popüler oldu. Zombiler. Allah harika. Duygu sen seviyor musun zombileri? Bayılırım. Bütün dönemlere ait canavarlar kelimenin tam anlamıyla zeitgeist'ı yansıtırlar. Zombi nedir hocam? Bütün bedensel fonksiyonlarına redükte edilmiş insan şeklinde bir büdü makinası. Bunu diyebiliriz. Aslında bu Haiti kültüründen mi geliyordu Ha, voodoo tabii. Haiti'ye de siyahilerle, kölelerle birlikte Afrika'dan geliyor. Afrika'dan Haiti'ye, oralardan özellikle Amerika'nın güney eyaletlerine sıçrıyor değil mi? Bu işte zombi ve voodoo kültünün romantik başlangıçları. Günümüzdeki zombiler, George R. Romero'nun ya da Walking Dead'deki zombiler gayet tabii ki çok farklı bir hüviyete artık sahip diyebiliriz. Güney Kore'de girdi bu zombi işlerine. Seyrettiniz mi? Train to Busan diye. Evet. Bayağı onlar da şimdi zombi filmi çekiyorlar ve başarılı. Heyecan dolu oluyor o filmler. Ha? Ama bunun esas başlatanı Romero galiba, doğru mu? Hı-hı. 1976 mı? Öyle bir şey olması lazım. The Night of the Living Dead, eğer yanlış hatırlamıyorsam, başka bir tanesi de olabilir. Çok semptomatik bir başlangıç. Ben Almanya'da 11-12 yaşındaydım sinemaya geldiğinde. Şey çok ses getirmişti. Film reklamının alt başlığı, cehennemde yer kalmayınca ölüler dünyaya geri dönüyor. Boah, yani inanılmaz dehşet bir şeydi bu. Bir de çok semptomatik olanı şu, George A. Romero direkt postmodern bir dalış yapıyor. Şöyle ki, o klasikleşmiş film nerede mekanı? Bir alışveriş merkezinde değil mi? Bu çok ilginç. Yani zombilerle zombi istilasının şehrin ticari, kapitalist bölgelerinde patlak vermesi çok ilginç bir diyalektiğe parmak basıyor. Şöyle ki, zombiler beyinsiz biçimde önlerine gelen her şeyi ne yapmak isterler? Tüketmek isterler. Yani aç mı, değil mi, ihtiyacı var mı? Ölü. Yese ne olur, yemese ne olur? Bu tarz unsurlar hiç göz önünde bulundurulmaksızın aslında zombiler ne? Çok meselvari bir biçimde, parabol biçimde aslında aşırıya kaçmış, neoliberalizme doğru evrimleşen consumer culture'ı, tüketim kültürünü resmediyor değil mi? Her türlü entelektüel veya kültürel veya sanatsal unsurdan arı bir biçimde. Zombilerinin çirkinliklerinin sebebi işte sırf çıplak bir biçimde beynimizin dinozorlarla paylaştığımız limbik sisteminin çekirdeğinin ortak paydasını dışsal bir biçimde yansıtıyor. Kapitalizm eleştirisi olarak sık sık okunur zaten ama bu çıktığında aslında bir B-movie türü gibi değil mi? Tabii B-movie, yani böyle kıyıda köşede, periferde kalmış rejisörler çekiyordu. Mesela ben hatırlıyorum, Standart, Admiral ya da Apollon sinemalarında gösterilmiyordu bu filmler. Kıyıda köşede kalmış hem entel hem de alt kültüre ait sinemalarda gösterilirdi. Bu da zaten neyi gösteriyor? Zombi filmlerinin hem alımlanması bağlamında hem içerikleri bağlamında korkunç şekilde, sıkı tutunun, hiyerarşileri yok ettiğinin en bariz göstergesi. Aslında anarşist diyebiliriz. Anarşist ve bütün farkları en uğursuz nalet banaline doğru standartlaştıran akım. Mesela Dracula'ya baktığımız zaman, Dracula'nın tipik Fin de siècle kahramanı olarak geç romantizm, aslında bir kont. Bir aristokrat. Aristokrat. Klasisizmin ölmüş, kokuşmuş, biraz canavarımsı, artık işe yaramaz hali Dracula. Zombilerde öyle bir şey yok. Zombileri sadece canlı et heyecanlandırabiliyor. Bazı filmlerde çok hızlı koşabiliyorlar. Bazı filmlerde hiç koşamıyorlar. Bazı filmlerde zeka geliştirebiliyorlar. Bazı filmlerde korkunç aptallar. Mesela Walking Dead'deki zombilerle 28 Days Later'daki zombiler arasında büyük bir fark var. 28 Days Later filmindeki zombiler hem hızlı koşabiliyor, hem tuzaklar kurabiliyorlar, kapının nasıl açıldığını biliyorlar. Bu aslında yönetmenin yorumu gibi oluyor değil mi? Yani... Yönetmenin yorumu, ama tabii ki onun da tekabül ettiği metaforlar evreninde okunması gereken bir açıklaması var. Walking Dead'deki zombiler çok güzel bir biçimde Amerikan zombileri. Onlar çünkü geldikleri zaman nasıl bahsediyor topluluk? Sürüler geliyor, sürü, her
herd diye bahsediyorlar yani. Walkers diyorlar zaten. Walkers, sürü, aşırı büyük topluluklara otobanları istila etti mi eyvah orada bir sürü var. Ses çıkarmayın. Bireysellikleri tamamen yok olmuş, ses nereden geliyorsa oraya dönen, atomlara ayrılmış yekpare bir beden gibiler. Zombilerin korkunçluğu burada saklı. Bunu mesela rahmetli Michael Jackson Thriller klibinde bile vurguluyor. Tek başına zombi bir romantik canavar, bir kurt adam, kontrakula asla olamaz. Zombiler kolonide, sürüde dehşetini ne yapıyorlar? Evoke ediyorlar. Yani kaçış yok, zeka yok ama zekalarını nasıl dengeliyorlar? Kalabalık olmalarıyla. Dolayısıyla zombilerde neyi de görebiliriz? Çürüklüklerini, iğrençliklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman da nasıl ki birleşi kurtlar, böcekler yok ediyor, yiyor. Aslında zombiler de öyle bir şey değil mi? Şeyden kazanıyorlar güçlerini, sürü olmalarından ve hiç farklı düşünceye sahip olmamalarından. Bu aslında bugünü anlatıyor bu arada. Gayet tabii ki bugünü anlatıyor. Zombi kültü mesela Walking Dead'de, orada burada popülizme içkin. Popülizmde belli başlı keywordler vardır. Göçmenler, düşman göçmen. Düşman kim? Zenci. Bir toplumda otomatikleşen davranış biçimleri yerleşmeye yüz tuttuğu zaman biliniz ki o toplumun ekranlarında, sinemada olsun, televizyon ekranlarında, bilgisayar ekranlarında olsun zombileşme gelişir. Zombilik aslında nedir? Beyinsiz biçimde kolektif olarak sadece var olmak ve içgüdüsel bir biçimde aynı zombilikte taze yaşayan insanın etini yemek neye tekabül ediyor siyasi olarak, politik olarak? Gayet tabii ki faşizme değil mi? Öteki. Ve öteki hangi anlamda öteki? Korkunç apolinikleşmiş annenin sureti. Çünkü burada asıl altın çağ, bütün herkes eşit, Arkadya'dayız, mutlu mesut, herkesin eşit olduğu cennetteyiz. Korkunç şekilde pervert ediliyor. Ters düz ediliyor. Eşitlik nasıl geliyor dünyaya? Korkunç bir kıyamet olarak. Birer hilkat garibesine dönüşüyor. Bütün o cehennemi inşa eden zombi elementleri değil mi? Nasıl olumlu eşitlikte cennet inşa ediliyorsa olumsuz eşitlikte cehennem inşa ediliyor. O yüzden mesela şey çok haklı olarak diyor ki cehennemde yer kalmadığı zaman ne oluyor? Zombiler dünyaya geliyor. Cehennemde yer kalmıyor. Cennette yerler esiyor. Cehennem o kadar tıka basa dolu ki dünyaya geliyorlar diyorlar yani şunları bir geçici olarak alın. Dünyada dursunlar. Neyi görüyoruz burada? Korkunç şekilde faşizan bir distopyayı görüyoruz. Hiçbir surette akıl, mantık, sadece böyle akıl mantık değil, sevgi, insanlar arasında fark. Bakınız bu çok önemli. Anne, baba, kardeş, arkadaş, öğretmen, subay, otobüs şoförü. Böyle şeyler yok. İnsan tamamıyla neye redükte edilmiş? Korkunç, saldırgan, darvinesk bir biçimde yeme, içme. Çok önemli. Birisi bir zombi tarafından ısırıldığı zaman ne oluyor? O da zombi oluyor. Ve çoğalma değil mi? Bakınız çok ilginç. Canavarlar nasıl çoğalıyor? Böyle birbirlerini ısırarak değil mi? Dolayısıyla bu da onların cinselliğinin metaforu haline gelmiş oluyor değil mi? Antik Yunan mitolojisinde yok böyle bir şey. Yok. Aslında görece yeni mitlerden biri diyebilir miyiz buna? Tabii modern mit zombi. Şöyle Afrika'da filan dönen ölüler, gelen ölüler var. Modernizmle ve postmodernizmle birlikte bakınız bu gotik edebiyatının temelleriyle de ilintili. Aklın, mantığın geçerliliğini son derece önemli olduğu düşüncesinin yitirildiği dönemlere tekabül eder bu yaşayan ölülerin ortaya çıkması. Yani ne demek istiyorum? Zombinin batıda ortaya çıkması, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun kesinlikle bir modernizm göstergesidir. Çünkü neyi temsil ediyor zombi? Bütün 2500 yıl boyunca idealizmden, idealardan bahseden Platon'un ve Geist yolunu bulur diyen Hegel'in bütün felsefelerini 180 derece tersinin vücut bulmuş hali. Yani Geist, Tim, ideal, Platon, Hegel. Yani zombi iğrenç, iğrenilmesi gereken bir nesne. Araf'ta ne o
ne o. Dolayısıyla çok ilginç bir biçimde varoluş biçimi olarak zombi neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Bir karşıt diskuru temsil ediyor. Bir retorik bir figürü, ironiyi, tersinmeyi temsil ediyor. Ne o ne de o. Ya da hem o hem o. Yani zombinin muhteşemliği şurada saklı. Adam hem et hem öbür tarafa gitmiş gelmiş. Burada bakınız postmodernizmin güzellik kültü, gençlik kültü falan neyin üstüne kurulu biliyor musunuz? Şimdi geliyoruz Nevzatçı'ya. Zombi düşüncesine güzellik ameliyatı yapılıyor. Yani biz ne yapabiliriz ki? Biz zombi olarak bu kadar çirkin olmayıp ve bu kadar arsız olmayalım. Yani bu T-Rex güdülerimizi, bu Darwinesk Serengeti'deki aç aslan davranış biçimlerini nasıl süblime edebiliriz? Demek ki zombi ne? Sigmund Freud tarafından idin keşfedildiği dönemlerde onu resmedecek herhangi bir ikon yokken zombi sonradan idin resimselleşmesini üstleniyor. Amorf, beden sınırları kesinlikle belli değil. Demek ki beden aslında kendisini çevreleyen evrenle teşriki mesai halinde değil mi? Bu çok ilginç. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu zombiyi çok korkunç bir biçimde klasik Winkelmanes, klasik arkeolojinin piri, güzellik ideali olan Belvedere Apollon'un tam tersi haline getiriyor. Eğer böyle mitik bir çözümlemeye başlıyorsak neyi temsil ediyor zombi? Çok modern ve postmodern bir biçimde Dionysos'un en piri pak halini. Çünkü Dionysos için ne denilir? Yok edilemez yaşamın sembolüdür. Dionysos kendisi bir zombidir. Bakınız Dionysos bir kere ölür. Çok ilginç bir biçimde titanlar tarafından parçalanır. Burada bakınız filmlerdeki o slasher sahneleri Yunan mitolojisinde estetik ve dini düzlemde karşımıza çıkıyor already. O yüzden batıda böyle popüler oluyor ya zombi. Aslında ne popüler oluyor? Hemcik pilavı gibi yeniden ısıtılan Dionysos popüler oluyor yeni. Daha doğrusu başka bir maskıyla karşımıza çıkıyor. Diyebiliriz ki kutsal geyiğin ölümündeki o garip çocuk ile o düzenli apolonik tapınağını istila eden o dışsal korkunç irrasyonel güçlerle dizilerdeki popüler sinemadaki zombiler arasında inanılmaz bir korelasyon var. Bu çok önemli. Peki tarihsel olarak bir şey soracağım. Şimdi bu Romero bunu buluyor. Büyük bir buluş bu aslında ama herhalde bulduğunda böyle olacağını düşünmemiş. Sonra neredeyse Romero'nun bütün kariyeri bununla geçti. Hatta ölmeden önce de birkaç film daha çekti. Onlar da güzel filmlerdi. Şey havai fişekler atıyorlar birden zombiler duruyor falan. Land of the Dead'di galiba. Sonra bir İngiliz yönetmen işte Danny Boyle demin bahsettiniz. Aslında yeniden canlanma oldu. 2000'lerin başında olması lazım. 28 gün sonra diye bir film yaptı. Ve ondan sonra büyük bir hızla herkes zombi filmi dizisi doldu ortalık. Ben de çoğuna bakmaya çalışıyorum. Dediğiniz gibi çok çekici bir tarafı var ama biraz pornografik mi? Pornoyu andırıyor. Pornoyu andırıyor çünkü beden pornosu. Özellikle o 2000 yıllarından itibaren olan zombi filmlerini şey geleneğinde de görmemiz gerekiyor. Saw, Hostel, o beden pornosu. Yani postmodern nihilizminin ve değerler relativizminin çok değişik bir yöntemiyle karşı karşıyayız. Evet hepimiz ölümlüyüz ama bir türlü geberemiyoruz. Bakınız yeni umut bu. Zombiler bizi kütür kütür yiyor, ısırıyor, etimizden et koparıyor. Hostel'da beni çok rahatsız eden bir sahne vardı. Bir zengin Amerikalı Koreli bir kızın alev makinesiyle suratını yakıyor, gözünü yakıyor. Yani kız hala ay ne olur yapmayın diyor. Yani bambaşka hayatın gerçeklerinin göz önünde bulundurulduğu bir ölümsüzlük vaadi. Yani nihilizmin ortasında Dracula diyor ki bize postmodern Dracula. Ölümsüzlük mi istediniz? Alın size ölümsüzlük. İsteseniz bile ölemeyeceksiniz. Ben pornoya benzemesini biraz da şu açıdan sormuştum. Aslında ne olacağını biliyorsunuz. Hikaye çok malum ama yine de seyretmek istiyorsunuz. Bunu nasıl açıklarsınız? Aynen Yunan trajedisinde olduğu gibi katar ses bu. Arınma. Kendi sonluluğunu görmek. Burada son derece barok bir duygu var. Niye kastediyorum barokla? Biliyorsunuz barok ikiye bölünmüş bir dönemdir. Hem carpe diem hem dünyayı yaşa. Ha kendini gerçekleştir. Postmodern bir özne olarak. Hem memento mori tabii ki. Bütün bu gençlikler, güzellikler, ilaçlar, aşıların tabii ki bedeli olacak. Onun karanlık taraftaki suretine tabii ki zombilik değil mi? Neyi temsil ediyor o zombi?
zombilik bütün Brave New Postmodern World'umuzdaki karanlık tarafla. O yüzden porno demen çok doğru. Eros'tur. Pervert edilmiş, sapkınlaşmış bir Eros içkindir. Bir yaratığın bir insanı yemesi nedir ki? Toplu halde yemek, gangbang gibi bir şey. Tabii ki gangbang gibi bir şey. Sürü halinde, hayvani. Dolayısıyla zombiler tabii ki birazcık da bu perspektiften bakıldığında hangi tarz düşüncelerle dalga geçiyor? Gayet tabii ki aydınlanmacı tarz düşüncelerle dalga geçiyor. Çünkü geceye ait, irasyoneliteye ait mezarlardan çıkıyor. Yani üniversite değil. Bakınız neresi? Hem mezar hem sıkıntısının alışveriş merkezi. Hem mezar hem... Çok özür dilerim. Evet, erotizm. Genel ev. Anlatabildim mi? Son derece tensel. Hiçbir surette tinle uzaktan yakından alakası yok zombiliğin. Zombiliğin bu kolektif biçimde özellikle 2000'li yıllardan sonra karşımıza dikilmesi ve bir epidemi şeklinde herkesin zombileşmesi, dizilerin en sevdiği, filmlerin en sevdiği motifler, son derece güncel, epidemi, salgın, gayet tabii ki Yunan tragediyasındaki epidemaya ayı andırıyor. Ne demek bu epidemaya? Dionysos kendini bilmez kentlilerin yaşadığı, kente geldiği zaman kimse ona tapınmadığı zaman ne yapıyor biliyor musunuz? İlk önce kadınları delirtiyor. Kadınlar mutfağı, evlerini, çocuklarını bırakıp dağa koşuyorlar. Demek ki zombiler bu perspektiften neyi temsil ediyorlar? Son derece akültüre olmamışlığı, vahşi doğayı temsil ediyorlar değil mi? Yani kültür... İnsanı canlı canlı yemek. Yani hiç adab-ı muaşeret görmemiş bunlar. Victorian romanının tam tersi. Anlatabildim mi? Oh my gosh. Ne yapıyorlar? Bir varlık biçimi olarak zombi kültür tarihini kelimenin tam anlamıyla geriye sarıyor. Davranış biçimlerimizi maymuna geri götürüyor. Dolayısıyla zombide ne saklı? En çirkin ve dolayısıyla en samimi kültür eleştirisidir. Özellikle... Postmodernizmi çok güzel bir biçimde kendisinin de postmodern olmasıyla birlikte eleştirir. Zombi neyi eleştirir biliyor musunuz? Zombi mesela Michel Foucault gibi insanları eleştirir. Şöyle ki Michel Foucault korkunç güzel bir biçimde güçten bahseder, gücün faşizanlığından bahseder, bunun çok kötü o bir şey olduğundan bahseder. Ve aynı zamanda saymayalım nelere muktedir olduğunu görürüz. Zombi iki bir araya gelemez unsurları inanılmaz güzel bir biçimde beden bulmuş eşik haline getirir. Zombi nedir biliyor musunuz? Post truth'un kelimenin tam anlamıyla vücut bulmuş halidir. Gerçeğin, namusluluğun, doğruluğun çürümüş ve kokuşmuş halidir. Neden çürüyor ve kokuşuyor bu? Çünkü hiç kendisini ispatlayamadı. Zombi neden ortaya çıkıyor? Özellikle I Walked with a Zombie adlı meşhur klasikle 1945'ler civarında ve sonrasında diyor ki zombi, Allah belanızı versin, Allah sizi kurtarsın diyor. 5000 sene kültür tarihi ve siz ne yaptınız? Bu kültürle Japonya'ya 2 atom bombası attınız ve 7,5 milyon insanları fırınlarda yaktınız. Zombi bu açıdan bakıldığında inanılmaz bir reddi mirastır. Bastırılanın geri dönüşü diyebilir miyiz hocam peki? Bastırılanın geri dönüşü ama yani bastırılan genelde işte Dracula gibi döner. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Daha ham zombi dönüyor değil mi? Böyle raw. Bu şöyle bir şey. Çok kötü bir benzetme yapacağım. Bir kemoterapiden sonra iyileştikten sonra yine birkaç kötü malign hücre bulunması gibi bir geri dönüş. Biliyorsunuz ki yine çoğalacak. Ultra sağcı bir okuma gördüm. Deniyor ki işte bu 2000'den sonra bu zombi filmlerinin artması ve bunlara olan ilginin artması aslında dünyayı bir efendim çok salak bir şey ama bir yandan da ilginç bir okuma. Ötekileştirme ve refah içinde olanlarla refah içinde olmayanlar yakında bir şeye tutuşacak, bir çatışmaya ve yığınlar halinde insan öldürmek zorunda kalacağız. Örneğin şimdi senaryo yazıyorum. Bütün göçmenler Avrupa'ya gitmeye çalışıyor ya Yunanistan'dan bizim üzerimizden doğru falan. Aslında orada yaşanan şey de bir zombi istilası gibi bir şey ve şey. Hiç acımadan öldürüyorlar ya zombi filmlerinde yani bütün etikten kurtulmuş vaziyette. Her türlü şekilde öldürüyorsun bomba atarak, bıçaklayarak. Bunun hazırlığı diyorlar. Böyle bir okumaya ne dersiniz? Gayri insani buluyorum bu okumayı. Hem yani öyle bir niyet atfedilmesinin hem yani bir fikir jimnastiği olarak çok tatsız buluyor. Gayet tabii ki zombi apokalips bunun adı. Kıyamet.
Kıyamet. Kıyamet her türlü zümreyi tehdit eder ve çoğunluk öldürülmek istenen taraftadır. Ben bunu şu açıdan saçma buluyorum. Yani bir zombi istilası olursa zombi olmak o kadar kolay ki. Yani bu faşist okuma kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Şunu diyorlar aslında. Ya da ben şunu söylüyorum. Zombi olmak ile zombi olmamak arasındaki fark o kadar kıldan ince ki. Özellikle çok dramatik sahnelerde 28 gün sonra filminde çok beğenirim o sahne. Bir damla kan adamın gözüne damlar da oradan geçer yani zombilik. Zombi olmak yorumu bu yüzden katılmıyorum. Zombi olmak o kadar sıradan bir şey ki ve zombilikte çağdaş insan aslında neyi görüyor? Aynada kendinden nefret ettiği suretini görüyor değil mi? Dünyayı zombileştirdik. Biz zombiler. Biz böyle taptaze, yakışıklı, genç bilmem ne. Ama aynaya baktığımız zaman neyi görüyoruz? Dorian Gray'in portresinde olduğu gibi zombiyi görüyoruz değil mi? Ne ölmek istiyoruz? Ne ebedi yaşamak istiyoruz? Kaş yapalım derken her halükarda göz çıkarıyoruz yani. Hocam bir zombi istilası olsa sizin de hemen zombi olacağınızı anladık. Çünkü hocamız evindeki penseyi bulamıyor iki haftadır. Dolayısıyla herhangi bir baltayı maltayı bulup bir şey yapmasın. Hay zombilerin 5 yıldızlı oteli olurum ben ya. Bakın arkadaşlar hepinize tavsiye ediyorum. Zombi istilası olursa Walking Dead'deki gibi. Önce hiç savunmayın kendiniz. Yani zombiler bence çok mutlu mesut dolanıyorlar sürüler halinde. O Allah'ın cezaları. O öldü. O onu ısırdı. O onu gebertti. O onu nefret ediyor. Bakın burada da bir eleştiri var. Özellikle Walking Dead adlı dizide şu çok vurgulanıyor. Hangisi daha korkunç? Negan mi? Zombiler. Zaten ilk sezonki bölümlerden birinde şey vardı hatırlarsanız. İntihar eden bir grup vardı. CDC'ye gittiler. Orada bir 8-9 kişi falan biz de artık burada patlayacağız deyip öldüler. Ama ben size terapötik bir şey söyleyeceğim. Ben zombi öldürmek istiyorum mesela. Kardeşim de öyleymiş. Yani oradaki o rahatça öldürme durumu insanı cezmediyor acaba? Zombiler her halükarda ötekileştirilmiş bütün unsurların komprime ve en iğrenç hali olduğu için tabii ki büyük bir zevkle işte kafasına kafasına tadında böyle bir duygu uyandırması çok doğal. Bir baltayla çıkıp böyle. Olabilir mi? Çok anlaşılır bir şey. Ama şunu da vurgulamak istiyorum. Yine Walking Dead'de hatırlayın. Böyle bir kapı vardı. Negan'in binasına girmeden evvel. Orada hep böyle bir tane bir şeyde kazıkta bir yarım bir zombi vardı. Bütün gün orada. Ve insanlar bunu bile beceriyor. O görüntü karşısında bile cool kalabiliyorlar. O zombi zombi olmuş olmasına rağmen kazıkta ben böyle zavallı yarım. Düştüm düşeceğim tadında. Yani burada diyorsun. Kim daha zalim? Yalnız Negan harika değil mi ya? Negan müthiş bir karakter. Ay onun o sopası neydi adı? Louis mi? Louis. Lucille. Lucille ha Lucille. Hep kaybediyor kazanıyor gibi olacakken. Ben bunu Tom ve Jerry'de de yaşarım. Herkes Jerry'yi sever. Ben Jerry'den nefret ederim yani. İsterim bir kere o parçalasın o fareyi yani. Bir kerecik. The Walking Dead'lere hissettim Negan'ı. Bir kerecik yani. O da birilerini götürsün. Götüre götüre çocuğu götürdü. Tam dediğiniz anlamda Negan karakteri kötülüğü görecelileştiriyor ve aslında yüzüne tokat gibi çarpıyor. Yani sen de benim kadar kötüsün diyor şey. Aynen öyle. Samimi. Neydi ötekinin adı? Polis olan. Rick. O işte tipik şöyle bir Amerika eleştirisi de var. O hep iyilik düşünüyor, bilmem ne yapıyor. Ama ortalığı çok sık biçimde Vietnam veya Afganistan, Irak'a da dönüştürdüğü oluyor Rick'in değil mi? Bir de şu çok önemli bir motif zombilerde. Hijyen, sağlık ve korkunç insan ötesi kir, pis, miyazma, manevi anlamda pislik, kabusa nerede uyanıyorlar? Hem 28 gün sonra filminde hem de Walking Dead'de hastanede uyanıyorlar. Yani bu ne demek biliyor musun? Hastanede uyanıyorlar ve hastane hastalığın, salgının kaynağı olmuş. Bu neye benziyor? Manastır genel eve dönüşmüş. Kilise diskoteye dönüşmüş. Burada çok önemli bir şey var. Bütün değerlerin korkunç şekilde ters düz edilmesi, artının eksi, eksinin artı olması zaten hastaneden çıkınca neyi görüyor Rick? O bir tane küçük çocuğu görüyor. Sonra çocuğu önden görüyoruz. O küçük çocuk elinde bebeği olan bir zombi. Ve onu öldürmek zorunda kalıyor. Bütün değerler bir dakikada evrim tarafından geçersiz kılınmış oluyor. Çünkü artık dünyada zombilerin borusu ötüyor. Bu dizilerin bu kadar çok yapılması aslında eleştiriden çok bir şekilde seyredenleri de zombileştirmiyor mu? Seyredenleri de eleştiriyor. Seyredenleri de kendisini gösteriyor. Neoliberal biçimde kendinin inanılmaz bireyselleştiğini sanıp korkunç derecede aynı anda aslında sıradan olmak tipik bir zombileşmedir.
herkes kendisini çok özel sanıyor ama herkesin atıyorum aynı cep telefonu var. Aynı sosyal medya platformunda aynı vücut organının aynı silikonlu aynı köşesini yayınlıyorlar değil mi? Ne oluyor ki biz kendimizi bu kadar fasulyeden nimet sayarken korkunç şekilde aynılaşıyoruz. Enflasyon yaşıyoruz değil mi? Biz artık o eskiden olan büyük insanlar, büyük kadınlar, büyük adamlar, kendi şahısları, münhasır insanlar yok. Artık birbirimizin nesiyiz? Klonuyuz değil mi? Mesele vurduğunuz zaman zombisiyiz. Yani 28 gün sonra ne demek? Öf, atıp tutuyorsun ama 28 gün sonra aynı boku yiyeceksin demekten başka hiçbir şey değil. Londra sahneleri çok hoşuma gider benim. Londra'da yani bomboş, yani konser salonu gibi geliyor Londra. Devrilmiş her şey. İnsan yok. Hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Hastane bir anlam ifade etmiyor. O Routemaster belediye otobüsleri bir anlam ifade etmiyor. Eleştiri şu. Allah'ın belalı. Kendinizi kandırın. Londra böyle boş olmadığı zamanda da hiçbir anlam ifade etmiyor. Merak etmeyin. Bunu diyor. Doğru. Arkadaşımla oturuyoruz tatilde. Kızı var küçük. 6 yaşında mıydı? Kız 7 miydi neydi? Bir şekilde zenginler, fakirler konuşuluyor. Kız şey dedi. Zenginler çok kötü dedi. Sanki bir grup var. Bunlar kötü. Her şeyden bunlar sorumlu. Zombi istilasından tut da pandemiyi de bunlar çıkarıyor. İşte ekonomiyi bunlar yönetiyor. Dünyayı bunlar yönetiyor falan. Bu paranoya normal mi? Tabii ki normal değil. Çok yaygın ama tabii ki çok tehlikeli. Bu paranoya bütün bu popülizmlerin kaynağı. Çünkü bir şey çok rahat. Ay zombiler vurun kahpeye. Çok rahat. Yani dünya ne oluyor? Ak ve kara biçimde çok güzel bölünüyor. Dünyanın en kolay biçimde hiç farkları gözetmeksizin düşmanın başlığı altından toplamak, sümsüme etmek denilir buna. Paranoyak bir şey bu. Ve insan doğal habitatında yaşamadığı sürece ve çok dengesiz bir biçimde çoğaldığı sürece, şehirler çok büyüdüğü sürece bu paranoya ancak artabilir. Sadece Walking Dead'te işte Rick'ler, Negan'lar, korunaklı siteler kurmuyorlar. Artık her şehirde neler var? İstanbul, Ankara, İzmir, bütün Bursa. Güvenlikli site, dışarıdan nasıl girebiliyorsunuz? Ancak zombi veya vampir veya AIDS'li veya eşcinsel olmadığınızı ispatlayabildiğiniz zaman girebiliyorsunuz. Bu tarz mikro düzeyde bizim mahallenin ötekileştirilmeleri gitgide şehrin ötekisine dönüşüyor, ülkenin ötekisine dönüşüyor. Global bir biçimde öteki olarak karşımıza çıkıyor ve bu çok pratik bir biçimde rahat rahat gebertebildiğin zombi olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki zombi de bir anlamda ne? En geniş ortak paydaya, ortak bölene sahip, vücut bulmuş, öteki ruhtan yoksun, kalpten yoksun ve en önemlisi beyinden yoksun. Yani canlı bir parça et. Bu canlı bir parça et bütün bunlardan yoksun olduğu zaman o eti edilgenliğe mahkum ediyor. Ve onu mahveden her şey son derece etken oluyor değil mi? Biraz tabii taştan giriyorum ama mesela Bill Gates için diyorlar ki işte Bill Gates bu pandemiyi o tetikledi, yok işte insanlara çip koyacak falan. Bakıyorum Bill Gates'e, yaşlı bir adam görüyorum, sevimli bir adam görüyorum ve şey, iyi bir adam görüyorum aslında, yani ne yalan söyleyeyim. Bu kadar yanılıyor olabilir miyim sizce? Hayır, hiç yanılmıyor. Bence de. Ne yapsın, dünyaya çip takılınca ne olacak Bill Gates? Adam zaten paraya para demiyor. Herkese çip takarsa da Nobel vermezler ona. Peygamber olmaz. Ölümsüz olmaz. Bakınız, burada yine kapitalist şey devreye giriyor. Paranın dünyada kim kime nasıl karşı kullanılacağı konusunda komplo teorileri. Yani artık hiçbir şey bir şeyden çıkmadı zaman insanın sonsuz, özellikle kötü anlamda sonsuz yeteneği olan uydurma şeysi devreye giriyor ve böyle masal dünyasına ait şeyler çıkıyor ortaya. Bir tane daha adam var. Macar. Soros. Ay Allah'ım, yani Kontrakula bile adamdan daha masum, yani Kontrakula. Ama tam bu noktada bir şey soracağım. Aslında bunlar da yeni bir mitolojinin kökeni olabilir mi? Yani çünkü aslında antik Yunan da bir komplo teorisi değil mi? Modernizmle birlikte insanlar yeni öykülere ihtiyaç duyuyor. Nietzsche'nin, toparlayayım, Tanrı öldükten sonra bütün bu ilahi yollar, düşünceler yerle bir oluyor. Bu modernizmle birlikte komplo hikayeleri
aslında seküler ama aynı zamanda dini ihtiyaçları karşılayan anlatılara dönüşüyor. Mesela Zion'ın 7 bilgesi. Bütün dünyadaki para Musevilerde toplanmış. Gitgide sağ kayan Avrupa'da bu sürekli anlatılıyor. Hitler dolayısıyla ne yapıyor Yahudileri yakarak? Sankt Georg gibi. Ejderi nasıl öldürüyorsa Antichrist'ı, şeytanı yok ediyor. Hikaye hep aynı. Biz ve ötekiler. Şeytan bile sekülerizm sayesinde yok olunca neye ihtiyaç duyuyor insanlık? Zombilere ihtiyaç duyuyor. Ve bütün işte o Soros'lar, Bill Gates'ler, zengin, über zengin, dünyanın yarısının sahibi olan insanlar gitgide Kont Dracula da çok zengin. Dracula, Kurt Adam, Dr. Jekyll, Dorian Gray artık kitlesel çağda hiç böyle şikimiki Buckingham unsurlarına ihtiyaç yok. Sıradan zombiye dönüşüyorlar. Tek amacı insanları yok etmek. Sorumu tam anlatamadım. İleride bunlar da bir mitoloji olur mu? 500 yıl sonra bunlar da anlatılır mı? Yeni Hades mi mesela, Bill Gates dediğiniz adam? Çok güzel bir soru. Anlatılır. O bağlamda kullanılır ama sadece sanatsal anlam taşır. Eski Yunan'daki mit anlamındaki öneme sahip olmaz. Ama aynen o bağlamda kullanılır. Kullanılabilir. Mesela zaten o tarz şeyler var. Ben hatırlıyorum özellikle Macar asıllı olduğu için büyük bir olasılıkla. Soros. Yani böyle siyah, içi kırmızı olan siyah pelerinli vampir halini filan karikatürlerini ben hatırlıyorum. Daha Almanya'da. Bir gün Dracula'yı da ayrıca konuşalım. Onu da ben çok severim. Dracula çok önemli. Dracula çok büyük bir kırılma noktası. Hatta bence haftaya de da onu konuşalım. Tamam, haftaya onu konuşalım. Peki hocam, bir zombi görürsek ne yapalım? Hızlı koşamıyorsa oradan uzaklaşın. Ama eğer 28 gün sonrasındaki gibi adı çitlerden atlayıp bir de yani şunu şu kapatırsam hiç kaçmayın. Her halükarda sizi bulurlar. Çünkü bunu da unutmayın. Zombi sizi bir kere öldürür. Sonra salak salak acı hissetmeksizin uyanırsınız. Asıl insanlardan korkun. Hocam ben zaten onu diyecektim. Ben bazen şehirde dolaşırken etrafıma bakıp zombiler görüyordum. Yani zombi gibiler yani, nasıl? Kimseyi de kırmak istemiyorum ama aslında orada anlatılan şey zaten şu anda olan şey galiba. Gayet tabii ki. Hayır, zombileri yine tercih et. Bak, bir dizi seyrediyorum. Person of Interest, biliyorsundur. Yani orada işte o profili yapıyorlar bilmem ne. Ay, insanın bu beyninden ötürü nasıl ince kıyım işkence metotlarına muktedir oluşu. Zombi ne kadar güzel, o kadar salak ki. Masum. Seni çat çut yiyor. Sen orada kan kaybından ölmeden garip bir Rus ocuğu. Bak. Rusocu bir masumiyete, back to nature'a kavuşuyorsun. İnsan ne kalıyor biliyor musunuz bu Rusoculuğun yanında? Markirizatın kontlarına benziyor. Hocam size ufak tavsiyeler vereceğim bir zombi saldırısına karşı. Lütfen küçük bir balta, biraz su, bir de jeneratör alırsanız kendinize en azından. Hayır. Ben kalp hastasıyım, ben çok şanslıyım. Kan sulandırıcımı 2 gün almam, zombi beni yerken boğulur. Peki hocam, her zamanki gibi harikaydı. Teşekkür ediyoruz. Bence de süper daha değil. Bir sonraki bölümde Kont Dracula'yı konuşmak üzere. Evet. Aslında başka bir deyişle Vlad. Vlad değil mi? Tabii, kazıklı voyvoda. Vlad the Impaler. Oh yeah. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz gençler.